Ya şimdi bugün iyi bir futbol vardı iki takım adına da. Şimdi artık hakemler hakkında ne söylesek boş gerçekten yani. İyi de yönetse, kötü de yönetse yani biz aldığımız puana bakıyoruz. Offside konusunda biz de uzun süre bekledik. Yani bu kadar yani geç karar veriyorlar. VAR'dan izliyorlar. Geç karar veriyorlar. Biz o ara offside'dir diye oyuncu değişikliği de yaptık iki tane maalesef. Belki farklı oyuncu alacaktık golü önce vermiş olsalardı. Da onların geçmelerinden dolayı biz offside olduğunu düşündük. Bu kadar uzun sürede karar verilmesi bazen insanda tabii bir şüpheler oluşturuyor ama yani dediğim gibi yani biz buna bahane bulmuyor. Bu maçı kazanmamız lazımdı. Yani o futbolu oynadık, o pozisyonları bulduk. Hakeme de suç bulamayacağım yani işin açıkçası. Tabii ki bazı pozisyonları takdir hakkını Trabzon'dan yana kullandı. Ona hemfikiriz. Zaten sağ kenarında da ben birkaç sefer kart görmeyi göze alarak bağırdım, çağırdım. Dördüncü hakeme, yan hakeme. Yan hakem de kez öyle. Birkaç pozisyonunda göremedi ama Trabzonspor'a vermek zorunda kaldı diye. Ona da söyledim ama hakeme bu maçta bahane bulamayacağım yani işin açısı net. Bunu söyleyebilirim. Hakemin performansı konusunda bir şey söyler misiniz? Vallahi takdir haklarını sürekli bizim aleyhimize kullandı. İkinci golden önce de bir faulümüzü vermedi ve top gitti, gol oldu. Penaltı offside pozisyonuyla ilgili de dediğim gibi yani bizim için bizim tarafımızdan bakıldığı zaman offside değil ama hakemin takdiri bu çizgiler nasıl çiziliyor. Geçen maç Karagümrük maçında da %100 kırmızı kartımızı 40. dakikada vermeyen var. Bugün ne hikmetse bekledi 5 dakika sonra offside'i verdi. Söylenecek bir şey yok herhalde kendileri öyle takdir ediyorlar. Ama bu saatten sonra da biz bu ekonomik şartlarda, bu rekabetin maalesef ki doğru gitmediği şartlarda yine elimizden geleni yapacağız. Sadece adaletli maç yönetsinler, doğru maç yönetsinler. İyi oynayan kazansın. Geri kalan teferruat ama lütfen takdir haklarını hak edenin yanında kullansınlar, haklı kullansınlar. Bu mevsimde maçın saat 20'de oynanması da maçtan önce büyük bir tartışma konusuydu kamuoyunda. Bu konuda evet. Eleştiriler vardı. Bu konuda neler söylersiniz? Biz maçın 13'te oynanması ile ilgili federasyona bir başvurumuz oldu. Madem sporcu sağlığı ve hava şartlarından dolayı maçın saati problemse 13'te oynansın diye bir talebimiz oldu. Karşı tarafın 17'de oynanması ile ilgili bir talebi oldu. Biz 13'te oynanmayacaksa maçın saatinde oynanması ile ilgili görüşümüzü federasyona bildirdik. Yalnız bu maç saatleriyle ilgili de biz haftalardır 13'te oynuyoruz havanın iyi olduğu zamanlarda. Bu fikstürler yapılırken de bu hava şartları düşünülerek federasyonun da bu maç saatlerine dikkat etmesi lazım. Polemik yaratmaması lazım. Kasım'ın sonunda Sivas'ta hava ne olabilir onu öngörüyor olmaları lazım. Onun neticesinde de bu polemiklere bizi sokmamaları lazım. Biz futbolcu sağlığıysa saat 13'ü önerdik. 13'te oynatmadı federasyon, 17'yi de kabul etmedi. Maç bu saatte maalesef oynandı. Ama soğukta çok güzel bir maç oldu, çok gollü bir maç oldu. Seyircimize de çok teşekkür ediyoruz. Bu soğukta bizi yalnız bırakmadılar. İnşallah önümüzdeki haftalarda da yine bizi yalnız bırakmazlar.